Biz bunun canını Öyle örnek... mi? Özür dilerim Müge Hanım. Hocam, Serpil'cim. Kızın telefonu attığımızda. Kızın da sana tepkili olabilir. Sen de hazırlıklı ol. Ona ne anlatıldı bilmiyoruz. Hadi bir yavrum de. Sen konuş. Alo. Efendim? Merhaba kızım. Müge Hanım, ben sizinle konuşmak istiyorum. İşte tahmin ettiğim gibi. Günaydın Birsen'cim, nasılsın? Günaydın Müge abla. Bak, ben sizi çok seviyorum. Sağ ol, her gün hiç kaçırmadan da izliyorum. Canım benim. Teşekkür ederim. Yani size duyduğum her anlık bambaşka zaten. Canım ama şunu size söyleyeyim. O kadın, ismini de vermek istemiyorum. 26 yıl neden beklemiş o zaman beni bulmak için? Yerim belli. Yurdum belli. Nerede oturduğum belli. 26 yıldır mahallemi bile değiştirmemişim. Az çok annemi de tanıyor. Babamı da tanıyor. Onların ne kadar iyi bir insan olduğunu da kendisi de biliyor. Eski komşularıymış çünkü. Neden 26 yıl bekledi? Ben bilmiyorum ki. Ben... Ben şu an var ya, elim ayağım sinirim titriyor. İsmimi vermeseniz daha iyi olurdu. Tamam, vermeyelim ama çok da güzel bir insan. Bir sürü bir sen var. Boş ver Antep'te. Benim seni ne kadar aradığımı sana bunları anlatan çok iyi biliyor. Sana ne söylendi, peki, ne anlatıldı, ne konuşuldu bilmiyorum. Seni nereye verdiklerini de bilmiyorum. Yerini de bilmiyorum. Defalarca. Evet. Ben yıllardır aradım. Beni nasıl arasaydım bulurdum. Nerede olduğunu bilmiyorum ki, nasıl bulacağım seni? Söylemezlerse nereden bileceğim? Güzel kızım, benim az önce anneannen söyledi ya, beni açtırdın, tehditler de ettirdin. Çocuğun yerini öğrenmen için ben sana söylemedim diye az önce konuştu ya anneanne. Sen ben bana beni adamlarla seni arattın, beni tehditler ettin, ölümlerle tehdit ettin, kızımın yerini söyle diye söylemedim dedi ya az önce anneanne. Orası, o kısmı ben dinleyemedim. He, dinleyemedim ablacığım. Tamam, az önce anneannen de zaten... Ama telefonum geldi, aşkım dedi ki, ismini sil de şey yapmasın. Anneannen dedi ki, sen beni hep arattırdın, ben sana söylemeyeceğim dedi. Bilmiyor ki annen yerini. Yıllardır biz onunla ne kavgalar ettik. Aynı sokaktayız. Ama bilmiyor ama. Ama bilmiyorum, bilmiyorum. Bilsem zaten anneme gidip de benim çocuğumun yerini söyle demem, gelir direkt seni bulurum. Ben 26 senedir anneannenle aynı şeyin kavgasını yapıyorum. 26 senedir seni bulmaya çalışıyorum. Söylemem diyor, başka hiçbir şey demiyor. Peki neden? Neden? Ne demek neden? O neden söylemiyor? Onun bilip de i̇şte benim bilmediğim ne var? Onu anneannene soracağım. Neden söylemediğini tamam, ona soracağım. Ama o da bağlansın o zaman. Aramızdaki söyleyin, açıkça söyleyin. Aramızdaki her şeyi yapan anneannen. Sana ne anlattı, ne söyledi, ne yaptı bilmiyorum. Ama ben seni aramaktan hiçbir zaman vazgeçmedim. 26 senedir de arıyorum. Bunu da anneannen çok iyi biliyor. Söylemem asla dedi. Ölene kadar da onu bulamayacaksın, yerini söylemeyeceğim dedi. Ve en son olarak ben sonunda buraya geldim. Müge Hanım'ın sayesinde 26 yıl sonra ben senin sesini duydum. Bu da yeter bana. Sen anne olarak kabul etmesen de, görmesen de sesini duydum. Bu da yeter bana. İyi misin? İyi olduğunu bileyim, yaşıyorsun. İyi olduğunu bileyim, bana yeter. İyi misiniz? İyiyim. İyi misin? İyiyim Müge abla. Senin de çocukların var mı? Var, 3 tane elinizden eser. Ay Allah bağışlasın canım benim. Aslında... 2 kız 1 oğlan. 2 kız 1 oğlan. Maşallah bak, 3 tane de torunun varmış Serpil'ciğim. Ne mutlu sana. Sen herhalde evet, programın başında da izleyemedin. Hayatım, annen seni dünyaya getirdiğinde annen 16 yaşında. Sen de bir anneysen anne olarak tahmin edebiliyorsun annenin yaşadıklarını. Ben sana hiçbir şey söylemiyorum. Tepkini de gayet iyi anlıyorum. Televizyonda falan da değil ama bir konuşmanızı çok arzu ederim.
Sen telefonunu da, senin telefonunu da vermeyiz Serpil Hanım'a. Serpil Hanım'ın telefonunu vermeyin. Sana verelim. Sen bir vermeyin. Konuş bakalım. Bak az önce dedin ki niye beni bulmadın? Sanıyordun ki sen aynı yerdesin. Annen seni arayıp bulmadı. Ama öğrendik ki aslında annen seni bulmak istiyor. Anneannen yerini söylemiyor. Bak bakalım arada vallahi maddiyat yapma, meseleleri arada var mı? Arada bilmiyorum ama bir şeyler dönüyor. Bu benim psikolojimi bozdu iyice. Bunu da benimle bunu da benimle konuşmadan zaten çözemezsin. Ne sen çözebilirsin ne ben çözebilirim. Benim çünkü yıllardır tek düşündüğüm, ben yıllar önce öğrendim. 1,5 sene önce anneannemi ve teyzelerimi buldum. Bulmak isteseydim kendisini de bulurdum. Ben bulmak istemedim. Ayrıca peki anneannen sana ne anlattı? Niye annen seni bıraktı dedi? Ne anlattı? Valla şimdi yayında söylenilmeyecek şeyler söylenildi. İşte bak tahmin ettiğim gibi benim. Tabii. Tahmin ettiğim gibi yavrum ama sen de işte sen dünyaya geldiğinde ortada bırakılmış 16 yaşında bir çocuk olduğunu düşün. Fikirlerini ona göre değerlendir. Ben sana demiyorum ki git Serpil Hanım'la yaşa çok samimi ol falan demiyorum ama hiç sırtından bu yükü atmanı tavsiye ederim. Şimdi Müge abla benim bildiğim bana anlatılan Mersin'de bu Serpil Hanım biriyle evliymiş. Artık imam nikahlı mı neyle bilmiyor. Orada kavga ediyorlar bunlar. Kendisi beni doğurduktan 3 gün sonra mı 3 ay sonra mı orasını tam bilmiyorum. Beni anneanneme getirip bırakıyor. Ben bu çocuğa bakmam diyor, çekip gidiyor. Kendisine bir daha haber almamıyor. Yalan söylüyorlar. Anneannem diyor ki geldiğinde diyor her yerin çocuğun diyor her yeri pişmiş diyor, leş gibi kokuyordun diyor, böyle diyor, sana hiç bakmamıştı diyor, berbat durumdaydın diyor. Ay ne güzel bir annelik örneği. Temizlemiş. Birkaç ay sonra kendisini bulmuş, eve getirmiş, kendisi yine kaçmış gitmiş. Yalan söylüyor. Yıllar sonra gelmiş, aramış, kızın nerede demiş, kızının yeri iyi, ben ona evlatlık verdim. Aramana gerek yok artık bunu demiş. Benim bildiğim bu. Evet. Yani. Daha bir konu daha var, o konuyu yayında anlatamam. Anlatma çünkü anlatılacak şeyler değil bunlar. Ay annem ellerinden öpüyorum valla. Allah seni başımdan eksik etmesin. Aynen. Evet şu anki annenin de babamın da Allah başından eksik etmesin. Allah onlardan da razı olsun yavrum. Sana Allah güzel bakmış. Allah onlardan binlerce kez razı olsun. Ne annelik ne babalık duygusunu her şekilde tırnağına kadar bana yaşattılar sağ olsunlar. Ne güzel. Allah onlardan da razı olsun. Yıllardır. Vallahi bak güzelim sana bir şey söyleyeceğim. Ben hayatıma nasıl bakıyorum biliyor musun? Benim karşıma gelen birisi annesini, babasını, kardeşini ya da çocuğunu kötülüyorsa benim gözümde tamamen bitiyor. Atalarımız ne demiş? Kol kırılır, yen içinde kalır. Yani aile bağları böyle bir şeydir çünkü. İşte evet. sana gelip yavrum o zaten oraya gittiğinde hani 13 yaşındaydı bana geldim. Benim kocamla geçinemedi, evden kaçtı gitti. 16 yaşında da anne oldu. Bakamadı tabii o halde. Ben de kocamdan dolayı sahip çıkamadım. Bak benim o sırada evli olduğum kocam sana bile o küçük bebeğe bile bakmama izin vermedi. O yüzden o kız da perperişan oldu. Bana verince ben de bakamadığım için seni verdim. Yıllarca istedi ama senin düzenini bozmak için aslında onu da çok üzdüm diye anlatsaydı. Sen de bugün daha farklı bakacaktın olaya. Şu telefonu da alacağım. Semra Hanım. Yaşan aldığını bilmiyorum. Evet öyle bana pişiklerle geldi. Sanki hiç kimsenin çocuğu pişik olmuyor memlekette. Yani pişik diye bir şey yok. Yani kimse bakamıyor çocuğuna hiç pişik olmuyor. Semra Hanım telefonu attığımız demiş. Senin arkadaşın mı Serpil'cim? Semra Hanım'ı da dinleyelim. Ben sonra sizi bir özel görüşeceğim. Bak bir dinle. Annenin arkadaşıymış. Semra Hanım günaydın. Alo. Günaydın efendim. Buyurun. Günaydın Müge Hanım. Hadi yayınlar. Ben bu 20 yıl önce yani annesi çok falan konuşuyor. Kızcağız çocuk için çok mücadele eder. Ve o yaşında bize para verip olsun diye yalvarıyor. Hayatım, telefonunuz çekmiyor Semra Hanımcığım. Biraz cam kenarına doğru gider misiniz? Özür dilerim. Duyamıyoruz sizi. Alo. Ha, buyurun şu efendim. Şu anda geliyor mu sesim? Geliyor evet. Ha,
O kızcağız o çocuğu bakmak için çok mücadele etti ve sokaktaydı hamileyken. Biz onu aldık evimize. O kötü bir insan olsaydı bizim aile evimize sığınmazdı. Bir ayda ben baktım o kıza. Hiçbir zaman da kişi falan yoktu. Benim de 3 tane çocuğum var, kız çocuğum o zaman. Büyük kızım daha 4 yaşındaydı. O sert çocuğuna bakmak için çok mücadele etti. Ve annesinin ve iyi babasının ona yaptıklarını da bize anlattı. Biz ona ailece sahip çıktık. Belki beni hatırlar o. Ben Serdar'ın eşiydim. Sema iyi hatırlar. Leyla Dilkay'ın kaynanam vardı. Hatırlar. Ben şu anda İstanbul'dayım. Onu gördüm, tanıdım. O kızcağız o çocuğu hiçbir zaman atmadı. Herkese baktırmak için işe gidiyordu. Mücadele ediyordu. Yalan söylemesinler. Yukarıda Allah var. O kızcağız hiç zaman hiçbir yerde vermedi yani o. Hiçbir yerde vermedi. Sadece anneme baktıracağım, işe gideceğim diye gitti o gidiş. Bir daha da görmedim o kızcağızı ben. O kızcağız derken yani, 16 yaşındaymış yalan, o sırada. Yani hiçbir zaman yukarıda Allah var, ölüm var, yalan konuşmasınlar. Ben 26 yıl önce o kızcağızın bize gelip de çocuğu için ne kadar mücadele verdiğini ben biliyorum. Çünkü ben de 3-4 tane çocuk büyüttüm babası. Şu anda okutuyorum, ayaklarımın üzerinde duruyorum. Ama Serpil'e çok üzülüyorum yani. Bir tane çocuğu niçin böyle yapıyor annesi? Günah değil mi? Kendi kızına sahip çıkmış mı? Niye bize geldi, tanımadığı insanlara sığındı? Kötü olsaydı giderdi başka yerlere. Serpil sırada yani annesinin şeylerdi. Evlendiği adamın birlikte bize sığınmaz kendisine yanlış ya. Yaptığını söylediği için anneyle aralarında böyle, bu çok hani inanılmaz ama gerçek bir olay. Siz de görüyorsunuz. Buna nasıl bakıyordu, nasıl bakıyordu? Müge Hanım bir görün var ya, böyle sabaha kadar elinde böyle sallıyordu onu. Uyumuyordu. Diyordum ver biraz da ben bakayım. Çok küçüktü o zaman. Yani ben alıyordum. Ben böyle bak, nasıl gözünün içine böyle bakıyordu çocuğuna. Bu benim her şeyim diyordu. Hayata tutunma kaynağım diyordu. Böyle seviyordu çocuğunu. Yavrum duyuyor musun? Çok duyuyordu yani gözünün böyle içlerine bakıyordu. Ona gidiyordu böyle ayakkabı alıyordu, daha 3 aylık çocuğa böyle bir şeyler alıyordu, getiriyordu. Kız küçük daha ayakkabı giyemez diyordum. Olsun abla diyordu, dursun büyüyünce giyer diyordu. Yani yapmayın, günah yani. Bak benim de 4 tane çocuğum var. Babasız büyüttüm, yapmayın böyle yani. Günah. Alo. Alo. Bir dakika ben bir kızımızla konuşayım. Efendim Müge abla. Duyuyor musun? Duyuyorum. Alo. Dinliyoruz seni. Serpil sen bir şeyler söyle kızına. Ben tutuldum Müge abla, hiçbir şey diyemiyorum şu an. Sana anlatılan hiçbir şeye inanma. İnanma. Çünkü benim annem bana bile yalanlar söylerken sana niye söylemesin ki? Niye söylemesin? Yayında bile 2 dakikanın içinde kaç tane yalan söyledi. Sana anlatılan hiçbir şeye inanma. Ben 26 senedir ben senden vazgeçmedim. Ama aradığım hiçbir zaman bilmedin, söylemediler. Hala da söylemiyordu. Buraya çıkmasaydım yine söylemezdi. Söylemiyordu da. Seni aramıyorum, sormuyorum, bilmiyorum. Yani umurumda değilsin gibi mi düşünüyordun? Öyle mi söylüyorlardı? Ben 26 senedir seni arıyorum. Görüşmüyoruz dediler sadece. 26 senedir ben seni arıyorum. Sadece onlardan değil, ben evde olmayayım. Dedengil'in adresini vereyim sana. Git Dedengil'e. Dedene sor. O evde benim bir annem var. Benim üvey annem ama o benim annem. Ona sor. Defalarca gidip de kaç defa seni sorduğunu, nasıl aradığımızı hepsini sana anlatsınlar.